Amerikan borsalarında dün itibariyle Noel Baba rallisinin başlaması gerekiyordu. Ama anladığım kadarıyla Noel Baba daha pek havaya giremedi. Dün çok hafif yükselişlerle tamamladık günü. Önümüzdeki hafta 4 işlem günümüz daha var 2023'e denk gelen. Orada da Noel Baba rallisi devam etmesi lazım. Pazartesi günü borsalar kapalı Noel tatilinden dolayı. 2-3 Ocak'ta da 2 günümüz daha var geleneksel olarak Noel rallisinin devam ettiği. Dünkü başlangıç biraz hayal kırıcıydı doğrusu söylemek gerekirse. Perşembe günü borsalar çok güçlüydü. Çarşamba hatırlarsanız ciddi bir manipülasyon hata yedi ve onunla ilgili şu detaylı videoda her şeyi anlatmaya çalıştım. Ama aslında şimdi önemli olan biraz 2024'e doğru bakmak. Ve ileriye doğru bakarken geçmiş analizlerimizde doğru yanlış neyi yaptık da bizi buraya getirdi. Önce onu bir incelememiz gerekiyor ki 2024 ile ilgili daha doğru tahminlerde bulunalım. Çünkü 2024'te hem sektörler bazında değişimler olacağını düşünüyorum. Hem 2024'ün genel performansının 2023'e pek benzemeyeceğini düşünüyorum. Bunlarla ilgili birkaç tane basit görüşümü sizlerle anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. ...2023 yılının başında beni diğer çoğu ekonomisten özellikle de ezberci abilerden ayıran temel konu... ...ben enflasyonun hızlı ve sert düşeceğini, Fed'in faiz artışlarının etkisini çok hızlı göreceğimizi... ...zaten aslında bu faiz artışları olmasa bile enflasyonun düşmeye hazırlıklı olduğunu söylüyordum. Çünkü bence enflasyonun temel sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin para basmış olması değil tabii ki sebeplerden bir tanesi o... ...ama arkada daha büyük iki sebep Covid'in yarattığı tedarik zincir problemleri ve daha sonra da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı... yeni tedarik zincir problemleriydi. Çünkü piyasada ürün az, bir de Amerika çok para basmış durumda. Tabii ki bu enflasyonu yarattı. Fakat Covid'in etkileri bittikçe, Çin dünyaya doğru açıldıkça, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri kısıtlı kaldıkça, daha sonra bir de biliyorsunuz İsrail-Hamas meselesi çıktı ortaya. Onun da etkilerinin lokal kalacağını öngörmüştüm. Öyle de oldu, önce bir borsada etkilese de. Sonuçta enflasyon dün açıklanan veriler itibariyle artık tamamen bitmiş durumda. Fed'in hedeflerinin altına inmiş durumdayız. Fed %2'yi 2026'da tutturacağız derken dün itibariyle gelen rakamlar şu anda enflasyonun %2'nin altına indiğini gösteriyor. O yüzden yepyeni bir oyun planına doğru gidiyoruz. Şimdi önce bir enflasyon verilerine bakacağız o yüzden. Bu enflasyon verilerindeki değişimi iyice bir anlayacağız. Çünkü çoğu insan bunları size yeterince iyi anlatmıyor. Ve bunun borsayı önümüzdeki yıl nasıl etkileyebileceğini biraz şaşırtıcı bakış açılarıyla inceleyeceğiz. Enflasyon rakamlarının detayları şöyle. Çekirdek enflasyon aylıkta 0.1 geldi. Beklenti 0.2 idi. 0.1'i kabaca 12 ile çarparsanız Amerika'da enflasyon 1.2 diyebiliriz. Tam orada değil ama geleceğim biraz sonra. Ama beklentinin altında bir enflasyon var. Çekirdek enflasyon yıllıkta %3.2 olarak gözüküyor. Ama unutmayın bu yıllık yani 2022'nin başındaki yüksek enflasyon dönemlerini de kapsıyor. O 6 ayı çıkarıp da son 6 aya yani Fed'in etkilerini gördüğümüz son 6 aya baktığımızda yıllıklandırılmış enflasyon aslında %1.9. Buna biraz sonra biraz daha detaylı bakacağız. Manşet enflasyon yıldan yıla %2.6 geldi. Beklenti %2.8'di. Bu yine Fed beklentisi üstte gibi geliyor size ama değil. Çok çok altında aslında. Çünkü baktığımızda son aylık enflasyon -0.1. Yani Amerika'da enflasyon sorunu yok ama deflasyon sorunu olabilir dedim. Defalarca bunu söyledim. Zaten gelecek yılın ilk çeyreği boyunca hep bunu konuşacağız. Bu deflasyon meselesinin ilk izlerini görüyoruz. Deflasyon iyi bir şey değil. O yüzden ilk çeyrekte biraz borsada zorlanacağını düşünüyorum. Fakat çözülebilir bir konu. Yeter ki Fed artık zırvalamasın. -0.1 bu da yıllık enflasyonu %2.6'ya çekmiş gibi gözüküyor. Ama yine son 6 ay ortalamasına baktığımızda Amerika'da manşet enflasyon %1.3 civarında. Yani Fed'in %2 hedefinin çok çok altında aslında. Sevinici konu ama insanların geliri artmaya devam ediyor. Mesela Kasım ayında gelirlerde %0.4'lük artış var. Enflasyon -0.1. Bu neye yansıyor? Tabii tüketime yansıyor. Görüyorsunuz dayanıklı ürünlerde artış %5.4 olmuş talepte. Bu %1.7 bekleniyordu. Bu da aslında ekonominin canlı gittiğini gösteriyor. Ve belki bir süre sonra bu deflasyonları bizi kurtarabilir. Ama çok yüksek faizler var gerçekten. Ne kadar yüksek olduğunun detayına az sonra gireceğiz. Açıklanan enflasyon verilerini Margo Bejagovic herhalde doğru okuyorumdur. Çok güzel yorumlamış. Arkom Mino Research'te çalışıyor kendisi ve diyor ki son Kasım ayında gelen manşet enflasyon -%0.1. En son böyle bir enflasyon Mart ve Nisan 2020'de görülmüştü Covid sırasındaki kapanmalarda. Bir de ondan önce 2015'te görülmüştü. Ama o dönemlerde Fed doğal olarak enflasyondan falan korkmuyordu. Faizleri düşük tutuyordu. Benzerinin yaşanması gerekir.
İkinci paylaşımında da diyor ki çekirdek enflasyon %0.06. Bunu yuvarlayıp %0.1 gibi gösteriyoruz ama aslında %0.1'in de altında bir çekirdek enflasyon var. Yani temelde 0. Bunun son 6 ayını ortaladığımızda ve yıllıklandırdığımızda %1.9'a geliyor manşet enflasyon. Fed'in %2 hedefinin altında. Eğer son 6 aydaki ortalama enflasyon seviyelerini korursak yıllık enflasyon 2024'ün Nisan'ına geldiğimizde %2'nin altında gözükecek. Yani geriye dönük enflasyon da %2'nin altında gözükecek. Fed'in oraya kadar beklememesi çok önemli. Marco diyor ki haklı olarak üstelik çekirdek enflasyonun çok büyük bölümü kira oluşturuyor. Kirada da gecikmelerden dolayı öyle yüksek gözüküyor enflasyon, aslında daha düşük. En son Kasım ayı PCE'sine 0.5 gibi girdi enflasyon. İki başka endeks ki bunlar günlük olarak ölçüyorlar kiraları. -%1 ve -%0.2 ölçmüşler Kasım ayı aylık enflasyonunu. Bu durumda kiralardaki düşüş de devam edecek ve çekirdek enflasyonun düşüşü aslında sertleşecek. Güzel de bir istatistik yapmış. Diyor ki burada şu andaki enflasyon verisi yerine Unri endeksini kullansaydık daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum diyor. Kasım ayı itibariyle yıllık manşet enflasyon %1.4, çekirdek enflasyon %0.9 olacaktı. Bunlar Fed'in 2026 için gördüğü %2'lik hedefin çoktan gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor. Kiralardaki gecikmelerle ilgili daha önce anlatmıştım neden enflasyona yansıması uzun sürüyor diye, ama beyefendi burada haklı gözüküyor. Aslında Amerika'da enflasyon %2'nin epey altında şu anda. Bu beyefendinin enflasyon analizinde hesaba katmadığı bir faktör var. Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hızlanarak sert düşecek. Çünkü işin matematiği öyle işliyor. Baktığımızda çekirdek enflasyona geçen sene 2022'nin son ayında 0.4. Unutmayın yıllıkta şu an çekirdek geriye dönük baktığımızda %3.2. Buradan 0.4 düşeceğiz. 2.8'e geleceğiz. Aralık ayının enflasyonu çekirdekte Kasım'ki gibi 0.1 gelirse 2.8 artı 0.1 2.9'a Aralık sonunda ulaşmış olacağız. Ocağa gelince işler daha da enteresan hale gelecek. 2023'ün ocağında enflasyon %0.5'miş. 2.9'dan 0.5'i çıkarttığımızda 2.4'e geliyoruz. Enflasyon yine 0.1 ise ekle üzerine 2.5'e gelecek. Peki Şubat'ta ne görüyoruz? Şubat enflasyonu 2023'te 0.4'müş. 2.5'ten 0.4'ü düştük. 2.1 kaldı. Yine enflasyon aylıkta 0.1 gelirse 2.2 enflasyonu Şubat'ta ulaşacağız. Ve burada unutmayın varsayımlarım hala manşette aylıklarda %0.1'ler geliyor. Bence o da gelmeyecek. Biraz önce bahsettiğim kira etkisinden dolayı. Yani Mart ayına geldiğimizde orada da görüyorsunuz 0.3'müş geçen seneki enflasyon. Amerika Birleşik Devletleri'ne çekirdek %2'nin altı inecek. Bu garantili. Enflasyon yukarı götürecek bir mucize olmadığı sürece, ki görmüyoruz. İşte bu Yemen bölgesinde yaşanan işler biraz can sıkıcı. Oradan gemilerin geçişi zorlanıyor ama onun enflasyon etkisi bir hayli düşük. Petrol fiyatlarındaki yansıması bile epey kısıtlı oldu. Bunun da pek bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Üstelik FED ne diyor? Enerji beni ilgilendirmez. O çünkü çok değişken diyor. Biz çekirdekte 2024'ün Mart'ında geriye dönük yıllıkta %2'nin altı inmiş olacağız. İleriye doğru baktığımızda ise %1'ler civarında bir enflasyona bahsedeceğiz. FED bütün bunları görüyor mu? Umarım ki görüyor. Çünkü şu anda aslında eline tarihi bir başarı fırsatı geçmiş durumda. Hem enflasyonu düşürüyor hem ekonomide resesyon yok. Harika bir fırsat bu. FED bunu değerlendirip de Ocak'tan itibaren çok yumuşak mesajlar verip hatta faiz düşüm programlarını bize anlatmaya başlarsa Amerikan ekonomisini bir uçuruma yuvarlamadan bu işin içinden çıkma ihtimali de gayet yüksek. Eğer bunu yapmazsa ama sıkıntı var. Ve piyasa Ocak'la Mart arasında hep bunları tartışacak. FED indirecek mi, indirmeyecek mi, nasıl anlatacak, nasıl dile getirecek? Çünkü iletişim de önemli burada. Kalkıp ekonomi küçülüyor diye faiz düşürürlerse çok büyük çöküş yaşarız hisse senetlerinde. Onun yerine enflasyonu kontrol altına aldığımızı görüyoruz. Şu anda enflasyon %2'ye doğru gidiyor. Faiz %5.25. Bu kadara gerek yok. Biz ana görevimiz olan istihdamı da canlı tutmak istiyoruz. Enflasyonu düşürmek istiyoruz. Bunu başarmak üzereyiz. Bundan dolayı faizleri indirebiliriz derlerse bizi harika günler bekliyor. Göreceğiz. Ama önümüzdeki 3 ayın bundan dolayı epey bir dalgalı geçeceğini düşünüyorum. Her gün neredeyse bununla ilgili manşetler, haberler gelecek. FED faizi indiriyor, indirmiyor. Amerika'da resesyon var, yok. Amerika'da ekonominin yavaşladı bu arada. %100 ya, onun tartışacak hiçbir yönü yok. Neden? Hala biraz ekonomik büyüme var gibi gözüküyor. Çünkü devlet para harcıyor. Ama tüketicide bir zayıflama olduğu da %100. Henüz beklediğimiz seviyede değilse de ama FED'in burada ne yapacağı önemli. Ve ben FED'in enerjik yapmayacağını düşünüyorum. FED eline geçen bu tarihi fırsatı iyi kullanacaktır. Düşmekte olan enflasyonu düşük bir faizle ödüllendirecektir. Bu da piyasalara iyi gelecektir. Yeter ki iletişimi de iyi kurulmuş olsun. Pekala.
hala. O halde şunu söyleyebiliriz. 2024 borsalar için pek de fena olmayacak. İlk 3 ay bence ortalık çok karışacak. Ondan sonra toparlanma süreci tekrar başlayacak. O karışıklıkta da her şey düşecek falan demiyorum ama her gün haberler dinleyeceğiz. Her gün yorumlar dinleyeceğiz. Fed başarıyor mu, başaramıyor mu? Sonrasında ama 2024 aslında iyi bir yıl olacak. Neden? Çünkü Amerika enflasyonu yendi. Faizler aşağıya doğru gidiyor. Ekonominin canlanması için bir sürü sebep var. Öyle de 2023'te yukarı gidenler 2024'te bence o kadar yukarı gitmeyecekler. Burada biraz dengeler değişecek, bir rotasyon gelecek piyasalara ve farklı varlıklar daha hızlı yükselecekler. Mesela baktığımızda 2023 yılında Nasdaq 100, yani Nasdaq'ın en önemli 100 teknoloji hissesinin performansı %54 seviyesinde. Acayip bir performans bu. Bir Ekim ayında savaş sırasında bir düşüş oldu. O günden bugüne de %20 civarında daha yükseldi. O günlerde borsa yükselecek diyen kim vardı? Lütfen hatırlamanızı istiyorum. Ben mesela Nasdaq 100'ün tekrar bu kadar iyi gideceğini düşünmüyorum. Çünkü ciddi bir performans aldı. Aşağı doğru gideceğini de düşünmüyorum. Yukarı yön olacaklar ama burada böyle bir %55'lik yeni fırsat olduğunu tahmin etmiyorum. Hisseler bazında iş değişebilir. Genel olarak baktığımda ama öyle görmüyorum. Yine S&P 500'e baktığımızda yıllık performansı %23.79. Bu S&P 500 için de olağanüstü performans. Son Ekim'den beri, İsrail-Hamas savaşı çıktıktan beri de %16 civarında yükselmiş. Ben bunun da 2024'te bir miktar hız kesebileceğini öngörüyorum. Bakın tekrarlayayım. Nasdaq'ta da S&P 500'de de 2024 yılını ilk 3 aydan sonra özellikle oldukça olumlu görüyorum. İlk 3 ay biraz karışık gidecek. Ama bu rakamları almak çok zor endeksler bazında. Burada biraz yeni sektörlere, yeni hisse senetlerine, hatta yeni finansal varlıklara bakmak gerekiyor. Rotasyona uğrayacağız. Yani 2023'te çok iyi giden varlıkların yerini başka varlıklar alacak. 2023'te ne çok iyi gitti? Teknoloji iyi gitti. İşte buraya göre %54.13 yükseliş var. İletişim hizmetleri çok iyi gitti. %51.28. Zorunlu olmayan tüketici harcamaları özellikle yılın ilk yarısında çok iyi gitmişti. %39.99 yükseldiler. Ama yılbaşından beri baktığımızda kamu hizmetleri, işte etik dağıtım gibi dökülüyorlar. Zorunlu tüketici harcamaları dökülüyorlar. Enerji dökülüyor. Sağlık hizmetleri dökülüyor. Gayrimenkul yılbaşından beri sadece %7.15'lik performans var ki onu çok büyük görmezse son bir aydan. İşte bunlar biraz tepe takla olacaklar gibi gözüküyor. Bunun işaretlerini de son bir aydır görüyoruz. Son bir aya baktığımızda gayrimenkulun %9.7 yükseldiğini görüyoruz. Birinciliğe geçmiş. Neden? Çünkü faizler düştükçe Amerika'da mortgage faizleri de düşüyor. Bu bütün gayrimenkul olumlu yansıyacaktır. Zorunlu olmayan tüketici harcamalarının yükselmeye başladığını görüyoruz. İkinci sıraya gelmişler burada. Neden? Çünkü faizler düştükçe yüksek faizden dolayı satılamayan pahalı ürünler, onlar çünkü krediyle satıyorlar, orada iyi performans alacağız. Bunun en iyi kanıtlarından bir tanesi bizim en kötü performans gösteren seçimlerimizden bir tanesi olan Enphase'de. Benim hatalı bir seçimim. Enphase burada görüyorsunuz sert bir gap down yaptı. Oradan beri de toparlamadı. Ta nereye kadar? Fed Başkanı Powell faizleri düşürebiliriz mesajını verene kadar. Yıl toplamında performans eksi %45 ama Kasım 2023'ten şu ana kadarki yükseliş %83. Neden? Çünkü faizler inince Enphase'in işleri açıldı. Enphase pahalı solar sistemler satıyor. Ev tipi. Bunun için kredi gerekiyor. Tüketici ne ev alabiliyordu ne de evine böyle pahalı şey alıyordu. Çünkü faizler yüksekti. İşte bunu gören borsa faizlerin düşme mesajıyla beraber Enphase'e %83'ü kazandırdı. Kasım'ın 10'undan beri inanılmaz iyi bir performans çizdi. Aynı şekilde industrials, yani endüstri ürünler yükselecek gibi gözüküyor. Neden? 2023 yılında faizler çok yüksek olduğu için CapEx, yani büyük yatırım harcamalarını şirketler ertelediler. Tekrar buralarda alımlar başlayacak gibi gözüküyor. Finansal hizmetler yine yılı iyi geçirmeyenlerden. Yılbaşından beri performansa sadece %8.95. Oysa son bir ayda %6.06'lık performans var. Neden? Faizler düştükçe çünkü bankaların bilançoları rahatlıyor. Daha kolay kredi verebilir hale geliyorlar. Daha fazla işlem yapabilir hale geliyorlar. Bankalar da bunu seviyor. Oysa yılbaşından beri süper giden teknoloji ise burada görüyorsunuz çok sıralamada yer kaybetmiş durumda. Bizim portföyümüzdeki hisse senetlerin Kasım'dan beri gelen performansı süper yakalayamamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Ama yılı o kadar muazzam geçirdik ki oraya kadar, bu çok sorun değil. Yine bizim portföy içinde bazı hisse senetleri de çok çok olumlu tepkiler verdiler. Özellikle kripto ile bağlantılı olanlar. Bunları söylemişken bu arada yılbaşından beri portföyümüzdeki hisse senetlerin performansına da bakalım. Mara Maraton %624.56 getirdi. Coinbase %374.80 getirdi. Nvidia %235 getirdi. Palantir
Palantir işte bu son bir ayın durgunluğundan %173 getirdi. CrowdStrike %144, Tesla %106, UiPath %98. Yani çok ciddi kazançlarımız var. Ama son bir aya baktığımızda sıralama Mara ve Coin için iyi. Çünkü Bitcoin iyi gidiyor. Onlar onunla ilişkili ama onun dışında Rivian yukarı çıkmış. Unity yukarı çıkmış. Pat kendini korumuş. Enphase yukarı çıkmış. Bizim sevgili Nvidia'lar, Tesla'lar, Adobe'ler bunlar epey aşağı doğru gitmişler. İşte burada böyle bir sektörel dönüşümün gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor. Bu sektörel dönüşümün sonucunda nelere yatırım yapmak lazım? Hangi hisse senetleri, hangi finansal varlıklara girmek lazım? Onunla ilgili YouTube katıl üyelerimle çok kapsamlı bir canlı etkinlik yapacağız. 2024'ün ilk haftası içerisinde ve bütün portföyümü onlarla beraber inceleyeceğiz. Portföy değişimlerini inceleyeceğiz. Nelere ekliyoruz, nelere çıkarıyoruz. Zaten ipuçlarını vere vere geliyorum. Portföydeki değişikliklerimizin bir kısmını zaten yapmış durumdayız. Onları biraz daha yoğunlaştıracağız ama YouTube katıl üyesi olmanız gerekiyor. Bütün o detaylara hakim olmak için. Bir de Nasdaq benim için her zaman hala çok önemli. Nasdaq'ta yeterince değerlenmemiş hisseler var 2023 yılında. Oralarda ben hala büyük fırsatlar görüyorum. O yüzden Nasdaq'a nasıl yatırım yapacağınızı öğrenmenize çok yararlı. Bununla ilgili Quant Fury ile beraber bir eğitimimiz olacak. Bu pazar günü yarın saat 21.00'da ona katılabilmek için yapmanız gereken tek şey şu anda ekranda gördüğünüz barkod üzerinden veya aşağıdaki link üzerinden Quant Fury'ye benim kodumla kaydolmanız. O kodla kaydolduktan sonra da ufak da olsa bir işlem yapmanız. Bu kadar yeterli. O zaman o eğitime bedava katılacaksınız. Böylece 2024'te neler olacağını da göz önüne alarak Nasdaq'a nasıl yatırım yapılacağını beraber inceleyeceğiz. Umarım bu bölüm ilginizi çekmiştir. Gelecek hafta Noel Baba Rallisi inşallah devam edecek diye umuyoruz. Onunla ilgili yayınları da yapmaya devam edeceğim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.